Shell Eco Maraton yarışı için Rotterdam'dayız. Enerjinin verimli kullanılması amacıyla Shell'in tüm dünyada uyguladığı bu Eco Maraton yarışı için ben de burada medya aktivitesine katılıyorum. Toplam 26 ülkeden 200 kadar katılımcının yarıştığı bu organizasyonda bu görmüş olduğunuz çok farklı prototipler var. Bakalım ben de şu anda bununla bir tur atıp bir litre yakıtla ne kadar kilometre kat edeceğimi göreceğim. Hadi başlayalım. Evet, kemeri takıyorlar. Şu anda hazırlanıyoruz. Bakalım bu konsept aracı nasıl bir şey? Evet, şimdi hakemler durduruyor. Başlıyoruz. Gaza basmama rağmen neredeyse hareket edemiyoruz. Türkiye'den toplam 16 tane okul katılıyor bu yarışa. Ve umarım bir derece elde edecekler bu sene burada. Tabii ben de medya yarışında, umarım ben de bir şeyler elde edeceğim. Şimdi uzun bir düzlükteyiz. Burada amaç aslında gaza fazla basmadan otomobilin ilerlemesini sağlamak. Ben de şu anda öyle yapıyorum. Zaten bunda herhangi bir vites falan da yok. Sadece gaza ve frene basıyoruz burada. Ayrıca içerisi çok sıcak. Gaza basmama rağmen gitmiyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, çok merak ediyorum. Geçtiğimiz sene bu yarışta selebritileri yarıştırmışlar. Bizim Türkiye adına da Kerem Cem burada mücadele etmiş ve 1 litre yakıtla 72.6 kilometre kat ettiği söyleniyor. Çok iyi bir değer. Hatta bildiğim kadarıyla 3. olmuş. Umarım en az onun kadar iyi bir derece yaparım. Ama ben tabii daha hızlı bir pilot olduğum için daha fazla yakmış olmam da tabii ki olası. Shell tabii bu aktiviteyle enerjinin verimli kullanılmasına çok büyük bir yatırım yaptığını gösteriyor zaten. Zaten kendi fuel save ürünleriyle de zaten bu konuda ne kadar mesafe kat ettiğini de biliyoruz. Gaz tepki verirse ilerleyeceğim ama gaz tepkisi o kadar, yani sanki taşa basıyormuşsunuz gibi. Şu anda gaza yükleniyorum ama araç pek ilerlemiyor. Evet, finish noktasını geçtik. Bakalım nasıl bir değer çıkacak ortaya. Evet, turu tamamladık. Açıkçası çok beklediğim gibi olmadı. Çünkü daha önce profesyonel biriyle bir tur atmıştık. Onunla daha fazla süzülerek gidebiliyordu otomobil. Bunda tabii alışmak zor çünkü gaz çok fazla tepki vermiyor sizin istediklerinize. Ama değişik bir tecrübe oldu. Bunu yaşadık. Bakalım nasıl bir değer çıkacak? Bunu sizinle paylaşacağım. Shell bilim insanı buradan ölçüm yaparak benim bu tur boyunca ne kadar yakıt yakmış olduğumu ortaya çıkaracak. At 23.7 milliliters for 1.6 kilometers. Yeah. Duyduğunuz gibi 1.6 kilometrelik pistte 23.3 mililitrelik bir yakıt tükettim. Bunu hesapladığımızda tam sonucu paylaşacağım. Sonuçlar açıklandı. Demin de söylediğim gibi 237 mililitrelik yakıt yaktım 1.6 kilometrelik pistte. Bu değerleri ortalamaya vurduğumuz zaman 70.96 kilometre mesafe kat edebileceğim ve 100 kilometrede ortalama 1.41 litrelik yakıt tüketim değerini yakaladığım ortaya çıktı. Burada tabii sevindirici olan bir nokta var. O da 5 tane basın mensubu arasında, yani 5 Türk basın mensubu arasında en iyi dereceyi ben yapmış oldum ve şampiyonluk benim oldu. Görüşmek üzere.